Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ayşenur. Bu videodaki konumuz albinizmin türlerinden olan Hermansky putlak. Geçen videolarda albinizmin türlerinden böyle genel hatlarıyla bahsetmiştim ve belli başlıklar halinde bir ara Hermansky putlağa da değinmiştim. Ama bu videoda artık bunu tamamen anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde 6 Nisan'da Hermansky putlak farkındalık günüydü. Hermansky putlak kısmına geçmeden önce biraz ben kendi sürecimden bahsedeyim. Şimdi biz Albinizm Derneği olarak yaklaşık 3 yıl önce bir genetik test yaptırdık. Bu testin amacı en yaygın albinizm türü olan oküler kötüniz albinizmin içinde miyiz, değil miyiz? Bazı arkadaşlarımızın sonucu pozitif çıktı, bazılarımızın negatif çıktı. Pozitif olanlara tamam okey, siz demek ki en yaygın türün içindesiniz dedik ve geçtik. Ama olmayanlara, yani benim de olduğum grup bu, bir daha test yapıldı. Yaklaşık bir yıl önce yaptık biz bu testleri bir devlet hastanesinde. Ve benim sonucum da bununla birlikte Hermansky putlak çıktı. Ben böyle iş yoğunluğumdan dolayı pek gidemiyordum sonucumu almaya. Bir 7 ay önce Eylül'de gittim. Ve böyle şey bekliyordum. Hani senin de albinizm türün bu. İşte hani bu kadar. Çünkü benim kafamda şöyle bir durum vardı. Tamam, albinizmin türleri var ve bunların nedeni de farklı genler bozulmuş. Sonucunda yine de albinizm olmuş. Bu kadar yani. Halbuki öyle değil. Albinizmin türlerinden bazıları sendrom. Yani albinizmden farklı başka hastalıklar da beraberinde getiriyorlar. Ardından ben sonucumu işte doktorumla birlikte aldık ve bana dedi ki bundan sonra yılda bir hematoloğa görünsen iyi olur. Biraz şey düşünmüştüm. Tamam, göz doktoruna da yılda bir defa görünüyorum. Buna da görünürüm herhalde. Ama çıktım ve Google'da biraz araştırma yaptım. Ki HPS ile ilgili Türkçe kaynak çok az. Çoğunlukla hep İngilizce kaynaklar var. Ve böyle aman ya Rabbim, çok kötü şeyler. Ve böyle biraz kafamda böyle parçalar birleşti. İnanın yani kafamdan aşağı kaynar sular indi. Çünkü benim ailemde bir kuzenim daha var, albino. Meğer ona da genetik test yapılmış ve onun da sonucu Hermansky putlak çıkmış. Ve onun çok ciddi boğuştuğu hastalıklar var. Biz ailecek, hani bu hastalıklar, biraz da otizmi de var bu arada. Hani biraz da hani otizmden kaynaklı çok evde kalmaktan falan mı oluyor acaba diye düşünürken, meğersem bu hastalıkların hepsi Hermansky putlak yüzündenmiş. Bunu öğrenmiş de oldum. Öğrendiğim şeyler gerçekten şok edici. Onlarda neler? 1. Kan pıhtılaşamama sorunu. 2. Akciğer fibrozu, yani pulmoner fibroz olma ihtimali. 3. Kalın bağırsakta kolit olma ihtimali. 4. de artık geri kalan diğer organlar olan karaciğer ve böbreğin iflas etme ihtimali. Tamam, bunların hepsi ihtimal. Çünkü şöyle bir durum var. Hermansky putlak milyonda bir gerçekleşiyor ve böyle elimizde çok veri olmadığı için detaylı olarak bilemiyoruz hani hangisi hangi yaşta başlar, ne durumda olur. Bunlar çok nadir durumlar. O yüzden şunu biliyoruz. HPS'li insanların bu hastalığa yakalanma ihtimalleri çok yüksek. Ama %100 olacak diye bir şey yok. Ama gel gelelim, benim ailemde bunu yaşayan biri var. Ve bu az önce saydığım durumların maalesef hiçbirinin bir tedavisi yok. Önce hastane olaylarımdan bahsedeyim, sonra arada o şeylerden de girelim, hastalıkların ne olduğundan. Ben bu sonucu aldım devlet hastanesinde. Ardından bizim dernekçe bir bilim komitemiz var. Bilim komitemize başvurduk. Onlar da beni Çapa'ya yönlendirdiler. Çapa'nın hematoloji bölümünde Sevgi Hoca var. Ona gittim ve başladı bütün tetkikler. Aslında çok korkmuş bir şekilde gitmiştim. Çünkü Google'da öğrendiklerim gerçekten korkunç. Yine de beni gerçekten sakinleştirdiler. Bana önce bayağı bir test ve tetkik yapıldı. Böyle çok detaylı şeyler yapıldı. Ve böyle bunlar bu arada çok uzun sürdüler. Yani 3 ay neredeyse her gün Çapa'daydım. Ki benim evim bu arada çok uzak Çapa'ya. Yani eziyet, anlatamam. Hani tamam, günün sonunda hiçbir hastalığım çıkmadı, şükürler olsun. Ama oraya gitmek, o hastane ortamında olmak korkunç bir duygu. Bana çok fazla işte kan testleri yapıldı. Hani baktık durumun ne olduğuna. Ardından doktorum beni tek tek farklı bölümlere yönlendirdi.
İşte gastroenteroloji, akciğerlerle ilgili bir bölüm, böbreklere bakıldı derken detay detay hepsini inceledik. Hiçbirinden bir şey çıkmadı ama bunlar çok uzun süreçlerdi. Hatta ara ara bazılarının videosunu çektim ama henüz daha vloglaştıramadım. İnşallah bu videodan sonra onlara da başlayacağım. Bütün bu tetkiklerin ardından benim elimde böyle kallavi kalın bir dosya oldu. Böyle içinde bir yığın sonuç ve takiplerim var. Bunlarla birlikte doktorum bir de bana bir yazı yazdı. Bundan sonra ne için olursa olsun bir doktora gittiğimde o yazıyı göstermem için. Yazı da şöyle. Sevgili meslektaşım, bu hastanın Hermansky-Pudlak sendromu var. Trombositlerinde işlev bozukluğu var. O yüzden bu alanlara dikkat edin gibi. Bununla birlikte ben bir bileklik yaptırdım. Hermansky-Pudlak olduğumu gösteren. Ama gel gelelim bilekliğim koptu. Arkadaşıma verdim. O kuyumcu onu tekrar bir düzenleyip bana geri verecek. Onun amacı ne peki? Niye böyle bir bileklik yaptırdım? Çünkü herhangi bir acil durumda kendimi ifade edemeyecek bir durumda olursam, yani bir kaza geçirirsem bileklikten sendromun ne olduğuna baksınlar ve ona göre müdahale yapılsın. Çünkü tamam, birinin kanaması zaten çok korkunç ve anında durdurulması gereken bir şey. Ama Hermansky-Pudlak için bu çok hayati önem taşıyor. Niye? Şimdi az önce kanama bozukluğundan bahsettik. Bununla ilgili bana böyle bir kesik atıldı koluma. Küçük, gerçekten küçük bir kesik. Bu normal bir insanda 3 ila 9 dakika arasında dururmuş. Ben de maalesef 20 dakikanın üzerine çıktı ve pansumanla durdurmak zorunda kaldık. Bunun sebebi ne? Bir yeriniz kesildiğinde onu pıhtılaştıracak kan hücreleriniz var. Böyle küçük yuvarlak kan hücrelerinin içinde o pıhtılaşmayı sağlayan minik partiküller var. Bunu HPS Network, Amerika'da bir network var. Şöyle anlatmışlar. Normal bir insanın kan hücresi üzümlü kurabiyeye benzer. HPS'li birinin ise üzümsüz, yani dümdüz tereyağlı kurabiyeye benzer. O küçük pıhtılaşmayı sağlayan tanecikler bende yok. Dolayısıyla müdahale etmek lazım. Islak bir bezle, kuru olmaması lazım. Çünkü çektiğinizde o bezi tekrar kanamayı alevlendirebilirsiniz. O yüzden ıslak bir bezle, bir vazelinle iyi bir şekilde bunu küçük bir kesikse durdurmak, büyük bir kesikse de acilen hastaneye gitmek lazım. Çünkü kan pıhtılaşamıyor. Bununla birlikte yine kan bozukluğundan kaynaklı bir akciğer fibrozu, yani pulmoner fibroz problemi var. Bu ne demek? 30'lu 35'li yaşların başlarında başlama ihtimali olan bir hastalık bu. Akciğerler zamanla katılaşıyor, yani kabuk bağlıyor. Ve 7-8 yıl içerisinde akciğeri tamamen bitiriyor. Bunun maalesef hiçbir çözümü yok. Durdurmak için ya da hani süreci yavaşlatmak için bazı ilaçlar deneniyor. Ama yine de bir çözüm yok. Tek bir çözüm var. O da organ nakli, organ bağışı. O yüzden gerçekten çok önemli organ bağışı. Eğer öyle bir hastalık başlarsa bende başka çözüm yok. Allah'tan Türkiye'de başarılı bir şekilde pulmoner fibroz için akciğer nakilleri başlamış. Ama yine de tabii bağış lazım. Bununla birlikte az önce bahsettiğim kan bozukluğunda da trombosit bağışı lazım. Kemik iliği bağışıyla bunlar sağlanıyor. Gerçekten önemli. Bir diğer önemli problem kalın bağırsakta kolit rahatsızlığının başlama ihtimali. Bunun da maalesef net bir çözümü yok. Doktorlar işte çözmek için bazı tedavi yöntemleri deniyorlar. Benim kuzenimin en sık problem yaşadığı durum bu. Yani bir yaklaşık 10 yıl kadar neredeyse ayın yarısında orada. Yatışları oluyor, bazen yatıyor, bazen evde tedavisi devam ediyor ve hiçbir çözüm yok. Yani işte bu bağırsaklarını dışarı almak bile bir çözüm değil. Yani bir diğer problem böbrek ve karaciğerin yine problem yaşama ihtimali. Tüm bunları saydığımızda aslında HPS'li birinin yılda bir defa bütün bu iç hastalıklarından kontrolde olması lazım. Çünkü bu sürecin ne zaman başlayacağını bilemiyoruz. O yüzden sık sık kontrol ettirmek, ne durumdayız takip etmek lazım.
Peki HPS'yi genetik test haricinde nasıl fark ederiz? Nasıl önlem alabiliriz? Eğer ara ara burun kanamalarınız oluyorsa, vücudunuzda morarmalar oluyorsa, ki bir burada parantez açmak istiyorum. Şöyle bir durum var. Benim vücudumda çok sık morarmalar oluyordu ama ben şey düşünüyordum. Ben albinoyum ya, hani tenim beyaz, çok hassas. Bir yere çarpıyorum, bazen ufak bir çarpma belki ben unutuyorum bile, öyle morarıyor. Halbuki öyle değilmiş. Bunlar küçük çaplı iç kanamalar ve işte deri kanamaları. HPS yüzündenmiş. Bu arada HPS'nin önemli bir noktası iç kanama riski var. Bu kanama bozukluğundan dolayı. Normalde bir vücudun onu tolere etme imkanı varsa HPS'nin yok çünkü. Bunlar risk o yüzden. Böyle küçük kanamalarınız oluyorsa, burnunuzda kanamalar oluyorsa, şiddetli ishalleriniz oluyorsa mutlaka doktora başvurmak lazım. Tabii bunlar albinoysanız geçerli. Eski videolarımdan birinde fenotip genotip bahsediyordum ya. Fenotip dış görünüş. Yani işte dış görünüş olarak albinosun. Aslında baktığın zaman okülokötünüz albinizm denilebilir çok rahatlıkla. Ama değil. Genotip olarak baktığın zaman DNA testiyle onun okülokötünüz değil de Hermansky Pudlak olduğunu görüyoruz. HPS'nin de bu arada 11 farklı türü var. Tabii tüm türlerde bunların hepsi gerçekleşecek diye bir şey yok. Özellikle tip 1 ve tip 4 çok önemli. Çünkü onlar biraz daha risk grubunda. Gel gelelim ben tip 1'im. Peki HPS ile biri günlük hayatta nelere dikkat etmeli? Kesinlikle kendisini yaralayacak, zedeleyecek, morartacak ya da darbe alacak aktivitelerden kaçınmak lazım. Buna spor da dahil. Yani yüzmek bu arada çok önemli. Çünkü akciğer kapasitesini belki kullanmak için ve öğrenmek için iyi bir yöntem. Ama onun haricinde böyle çok şiddetli kardiyolar ya da çok şiddetli güç gerektiren sporlar işte boks gibi. Bunlardan biraz kaçınmak lazım. Çünkü bir darbe alırsanız ve o morartılar büyük olursa zarar verme ihtimali var. Bir de dipnot, HPS ile ilgili bir simge var. Bir kurdele üzerinde böyle puantiyeleri var. Bu az önce bahsettiğim kanın o pıhtılaşmasına sebep olan küçük partiküllerin olmayışına bir gönderme aslında. HPS'li birinin yani ya bu kurdeleden ya da benimkisi gibi bir bileklikten ya da böyle işte herhangi bir yapacağı bir işaretten destek alması ve yanında taşıması lazım. Çünkü başımıza ne zaman ne geleceğini bazen bilemiyoruz. Önlem almak o yüzden çok önemli. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgilerle.